Arkadaşlar merhabalar bu videomda 11. sınıf akademi serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Katı cisimlerin 5. dersindeyiz. Kürenin de ilk dersindeyiz. Küreyi 2 derste anlatacağım size. ilk dersimizde 3 sayfa anlatacağım. Evet kitabımızda sayfa numarası 222, 223 ve 224'ü işleyeceğiz bu dersimizde. Küre konusu çok basittir rahat olun. Son konulardayız diye böyle zor konudur diye böyle algılıyorsunuz ama gerçekten çok kolaydır. Bunu zaten şimdi derste göreceksin. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Küre dediğimiz şey öncelikle bir tanımla başlayalım. Düzlemde sabit bir noktaya eşit uzaktaki noktalar kümesi neydi? Çemberi belirtiyordu değil mi? İçinde aldığımız zaman iç bölgesinde aldığımız zaman daireyi belirtiyordu. Şimdi uzayda yani boşlukta sabit bir noktaya eşit uzaklıktaki noktalar kümesi ne oluşturuyor? Küreyi oluşturuyor. Evet bu da aslında çember tanımına benziyor ve küre konusunu iyi bir şekilde yapabilmemiz için çemberi iyi bir şekilde bilmemiz lazım. Ve çemberdeki en etkili silah neydi? Yarıçap. İşte burada da yarıçapı yani çember bilgisini çok kullanacaksın. Merkez kiriş çektik, merkez teğet çektik. İşte dik üçgen oluşturmak için en etkili silahımız yarıçap çizmek gibi teknikleri, çemberde öğrendiğin teknikleri küre konusunda da yapacaksın. Tamam. Evet kürede neyi bilmemiz gerekiyor? Tabii ki hacim ve yüzey alanını bilmek gerekiyor. Kürenin yüzey alanı dediğimiz şey 4 tane pi re karedir. Yarı çapı re ise büyük re ise hacmi de 4 bölü 3 pi re küp. Sadece bunları bil ezberle. Yüzey alanı 4 tane pi re kare. Kürenin hacmi de 4 bölü 3 pi re küp. Yani eski bilgilerden bize çemberdeki uzunluk bilgilerinden bize yarıçap çapı yarıçap bulduk Yarı çapı bulduktan sonra gel burada formülü uygula. Ve olayı bitir. Sonra burada ne demiş? Bir dairenin merkezinden geçen bir doğruyu 180 derece döndürürsen. Bak şimdi. Sen bunu böyle şu kısmını 180 derece döndürsen. Hocam bu zaten buraya geliyor. Ee, ondan sonra bunu da bu şekilde döndürsen. Bu da buraya geliyor. Bu dönerken arka tarafta. Bu da dönerken ön tarafta. Yani toplamda bir küre yüzeyi oluşturmuş oluyor mu? Evet. Küre yüzeyi oluştururken bu şekilde bir çemberin merkezinden geçen bir doğru boyunca döndürdüğümüz zaman bir 180 derece döndürdüğümüz zaman bir küre elde ediyoruz. Ya da şöyle de diyebiliriz aslında. Bir yarım daireyi, şöyle yarım daireyi 360 derece çapı etrafında döndürdüğümüz zaman da bak hop şöyle döndürdüğün zaman da yine karşımıza ne geliyor? Bir küre karşımıza gelmiş oluyor. Peki hocam çeyrek daireyi döndürürsek ne olur? Çeyrek daireyi döndürdüğün zaman da mesela şunun etrafında döndürüp Hop şöyle dönüyor. Yuvarlak şöyle olmuş olacak. Şöyle. O zaman yarım küre gelmiş oluyor. Böyle böyle daha da fazlalaştırılabiliriz biliriz ama bu bilgiler bizim için şu an yeterli. Ve çember bilgisini unutma lütfen. Tamam. Hadi gel bakalım. Şimdi sorularına bakalım. Şimdi bu kürenin yarı çapı 2. Bu yarım kürenin yarı çapı da 4 olarak verilmiş. Bu kürelerin hacimleri oranı isteniyor. Arkadaş kürenin hacmi Şimdi 4 bölü 3 pi r küp bir tanesi öbürü 4 bölü 3 pi yarı çapı 4 ya 4'ün kübü ama bir de bölü 2'si olacak. Çünkü yarım kilo olduğu için bölü 2 diyeceğiz. E o zaman buradaki 4 bölü 3'ler pi'ler sadeleşti. Yukarısı 8 yaptı aşağısı da 4 çarpı 4 çarpı 4 bölü 2 yaptı. Şimdi burada şunlar sadeleşse 2 yapar 4 kere 2 8 yapar bunlar da sadeleşti. O zaman aşağıda sadece 4 kaldı. Cevap 1 bölü 4 yapar. Örnek 1'de. Örnek 2'ye geldik. Küre biçimindeki demir bir bilye yarım küre biçimindeki eşit iki parçaya ayrılıyor. Hadi eşit iki parçaya ayıralım. Bir küremiz şöyle olsun. Diğer küremiz de şöyle olsun. Kestim yan tarafına koydum. Eşit iki parça. Eşit iki parça olması için tam merkezinden kesilmesi lazım değil mi bunu? Her bir parçanın yüzey alanında 27 pi. O zaman hocam Normalde yüzey alanı neydi? 4 pi r kareydi. Yarım kürenin yüzey alanı da 2 pi r kare mi yapar? Evet. Hocam şuradaki yüzey alanı 2 pi r kare yaptı. Ama ben bunu kestiğim zaman şuradaki parçada da kesit alanı değil mi? Evet burası da yarı çapı r. Burada da bir daire alanı oluştu. O zaman onu da ekleyeceğim. Yani burası 2 pi r kare yaptı. Burası da pi r kare. Toplamda yüzey alanı oldu? Yarım kürenin yüzey alanı. 3 pi r kare eşit oldu. Bu da 27 pi olarak verilmiş. Pi'ler sadeleşti. R kare 9 yaptı. R'yi de böylelikle 3 bulduk. Demir bileğinin başlangıçtaki hacmi R'yi 3 bulduk ya. 4 bölü 3 pi R küp. Yani buradaki 3'ün bir tanesi 3'ün bir tanesi gidince bu 3'ün karesi kaldı. Yani 9 4 ile çarpınca bu da 36 pi yaptı. Cevap 36 pi oldu örnek 2'de. Örnek 3'e geldik. O merkezi yarım kürenin tabanında KLM eşkenar üçgeni çizilmiştir. Çevre KLM e verilmiş 27. 3'e böldüğümüz zaman bir kenar kaç yaptı o zaman? 9 yaptı. Yarım küre şeklindeki cismin yüzey alanı. Arkadaş biz neyi bulmalıyız? Yarı çapı. Çemberdeki etki silahımız neydi? Yarı çap çizmek. Al sana yarı çap. Hop yarı çapı çizdik arkadaş böyle. İstersen buradan buraya da çizebilirsin. E bu bir eşkenar üçgende. 60 burası. Yay ölçüsü 60 derece. Burada da merkez açı var. Tabandaki dairede işlem yapıyorum. Burası da 120 mi yaptı? Evet. Ve ben şu uzunluğun kaç olduğunu biliyorum. Bu uzunluğun 9 olduğunu biliyorum. Burası da R R ya. E burada 30 30 123 gen çıktı. Yani R kökü 3 eşittir 9 oldu. R de buradan 9 bölü kökü 3 yaptı. Kökü 3 eşliğinde çarparsam 9 kökü 3 bölü 3 yani 3 kökü 3 oldu R. E bizden yarım küre şeklindeki cismin yüzey alanı. Hocam yarım kürenin yüzey alanı. Bu yarısı 2 pi R karedir. Siyah kalemle yazayım şöyle. Burası 2 pi r karedir. Bir de tabandaki alan var. Tabandaki alan da pi r kare. Toplamda 3 pi r kare yapar. Yani 3 tane pi r kare. R dediğimiz 3 köküçte 3 köküçün karesini yazdık. O zaman burası 27. 3 çarpınca kaç yapıyor? 81 pi yapıyor cevap. Evet örnek 3'te 81 pi oldu. Geldik şimdi küre keselim. Küreyi bir şekilde kesersek nasıl kesersek keselim. Her bir kesiti ne yapıyor? Bir daire yapıyor şöyle bir küre var elimizde. Şöyle bir düzlemde kestiğim zaman bak bir daireyle karşılaştık burada. Peki bu dairenin merkezi burasıysa kürenin merkezinden buraya çizdiğim bak bu kiriş ya. Hocam burası da ya. Merkez kiriş çektik konumuna geldi. Çembersel bilgileri uzunluk bilgilerini burada kullanıyoruz. En etkili silahımız da yarı çapı çizmeyi de unutma. Bu küreyi nasıl kesersek keselim. Bak şöyle de kessek böyle bir kesit oluşacak. Yine bu olacak? Yine bu daire şeklinde olacak. Yine buradaki merkezin şuraya olan uzaklığı hesaplarken buradaki dairenin merkezine gelecek çünkü şunu şöyle çizdiğimiz zaman bu da yarıçap bu da yarıçap çap merkez giriş çektik çember mantığını kullanarak yaptığımız hamlelerden biridir bu ne zaman kesersen kes nereden kesersen kes hep bir daire oluyor yalnız çemberdeki en büyük kesit nedir çemberdeki derken küredeki en büyük kesit nedir tam merkezinden geçen kesittir bunu da unutma en büyük kesitteki oluşan dairede bu tam merkezden geçendir dostum tamam ve burada Pisagor bağıntısı yapmayı da ihmal etme. Tabi Pisagor'u oluşturacağız. Nereden oluşacak? Pisagor çember bilgisinden oluşacak. Hadi bakalım şimdi sorusuna. Yarı çapı 10 birim olan küre. Hemen küreyi şöyle bir çizelim. Yarı çap 10 bir daire çizdim. Ve küreyi de şöyle kesit olarak da şöyle göstereyim. Merkezden 6 birim uzaklıkta, yani merkezden 6 birim uzaklıkta ve 8 birim uzaklıkta iki düzlemde kesiliyor. Oluşan kesitlerin çevreleri farkı nedir diye soruluyor. Bir 6 birim uzakta şurada keseyim. Burada kestiğim zaman şöyle bir kesit oluşur burada. Bir de 8 birim uzakta. 8 birim uzakta şöyle de kesebilirim de şekil karışacak. 8 birim uzakta da şurada keseyim ben bunu. Burada kestiğim zaman daha uzak yerde daha küçük kesitle uğraşacağım. Evet burası 6 burası da 8 verilmiş. Yarıçap kaç verilmişti bana? Yarı çapı da 10 verilmişti. En etkili silahımız yarı çap çizmek. E hocam bunun yarıçapını bulmam lazım. Şu kesitlerin alanını bulmak için. Oluşan kesitlerin çevreleri fark isteniyor gerçi. Yarı bulmam gerekiyor tabi bunda da. En etkili silahımız yarı çap. Tabi bu böyle geldiği zaman merkez giriş. Bu da yarı çap bu da yarı çap ya. E, merkez giriş şeklinden burası 90 olacak. Hop. Yarı çap çizdim. 6 10. 6 8 13 kenden yarı çap 8. E burada da yine aynı mantık. Şöyle geldik. En etkili silahımız yarı çap 10. 6 8 13 kenden burası da 6 çıktı. Birinin yarı çapı 8. Birinin yarı çapı da 6 oldu. Oluşan kesitlerin çevreleri fark isteniyor. Yani 2 pi r'den diğer 2 pi r'yi çıkartacağım. Yani 16 pi'den 12 pi'yi çıkarttığım zaman cevap 4 pi'yi yapar. Evet örnek 4'ü 4, 4 pi bulduk. Geldik örnek 5'e. Soruda ufak bir değişiklik yaptım. Ben bunu düzeltmiştim ama dizgilenirken herhalde unutulmuş. Kusura bakmayın. Şöyle düzelttim. 4000 pi bölü 3 birim küp hacimli küreden bahsediyoruz. O zaman 4 bölü 3 pi küp diyeceğim. Neye eşit? 4000 pi bölü 3'e eşit. Hocam pi bölü 3'ler gitsin böyle. Bunu 4 ile sadeleşince de 1000 kaldı burada. Binse, R küp 1000 ise R'yi de buradan kaç buluruz? 10 buluruz. Evet yarı çapı 10 olan bir küreden bahsediyoruz. Aralarında iki birim uzakta olan bir paralel iki düzlemle kesiliyor. Hadi bakalım. Şöyle bir küreyi çizeyim öncelikli olarak. Küreyi çizdim. Ve yarı çapı kaçtı bunun? Hocam yarı çapını 10 olarak vermişti bize. Tamam. Yarı çapının 10 olduğunu biliyoruz. Sonra aralığında iki birimi olan paralel iki düzlemde kesiliyor. Şu bir tane kestiğimiz bu olsun. Aralığında iki birim diyor ya bir tane kestiğimiz de bu olsun. Evet kesitlerimiz bunlar. Tamam. Aralarında da iki birim uzaklık var. Şurası iki birim. Şöyle geldiğim zaman daha doğrusu şunların da şöyle merkezlerini de şöyle çizecek olursak şu merkez kesitlerini keş parçaya biliyoruz. Böldüğünü biliyoruz. Peki oluşan küçük kesitin yarı çapı ile yani bunun yarı çapı R diyecek olursak büyük kesitin kürenin merkezine en yakın uzaklığı birbirine eşit. Kürenin merkezine en yakın uzaklığı burası değil midir? Yani burası da R diyor bize. E sonra olduğuna göre büyük kesitin alanının küçük kesitin alanına oranı nedir diye soruluyor bize. Şimdi ilk önce şuna bakalım. Burası 90 derece. En etkili silahımız neydi? Yarı çap çizmek değil miydi? Evet. Hocam şuradan bir yarı çapı çizersem çizdik ve yarı çapın ne olduğunu biliyoruz? 10 olduğunu biliyoruz. Hocam R var, R artı 2 var, 10 var. Yani şöyle bir dik üçgen çıktı karşımıza. R var. R artı 2 var. 10 var. Pisagor bağıntısı yapabilirsin ya da 10 varsa büyük ihtimal 6, 8, 13 gendir. R yerine 6 koyarsam 6, 8, 10 sağlanıyor. Evet küçük dairenin küçük kesitin yarıçapını ne bulduk? 6 bulduk. E o zaman burası da 6. E şimdi büyükte de en etkili silahımız yani şunu da kullanmamız lazım. Bu yarıçapı da bulmamız lazım. En etkili silahımız yarıçap çizmek değil mi? Evet. E o zaman burada da şöyle bir yarıçap çizecek olursak bu da 10 ya. Hocam ben şurayı da 6 buldum ya. Burası 90 derece. O zaman burası da kaç çıktı? 8 çıktı. Büyük dairenin yarı çapını da 8 olarak bulduk. Büyüğün ki 8, küçüğün 6 oldu. E o zaman bizden ne isteniyor? Büyük kesitin alanının yani pi 8'in karesinin ne oranı? Küçük kesitin alanının oranı yani pi 6'nın karesine oranı isteniyor. Pi'ler sadeleşti. 64 bölü 36 yaptı. 2'ye bölsen 32, 2'ye bölsen 18. Bir daha 2'ye böl Kaç yapıyor? 16 bölü 9 yapıyor. Yani cevap böylelikle 16 bölü 9 olmuş oldu. Örnek 5'te. Geldik örnek 6'ya. Yarı çapı 13 birim olan küre şeklindeki bir kolonya balonunun içinde bir miktar kolonya verilmiştir. Şöyle. Şu bir kesit şeklinde olduğu için bu da bir dairedir. E o zaman ne yapacağız? Hocam şu daire merkezimiz burada. O zaman bu merkezin çapı şurasıysa. Merkez giriş çektik yapsam bu buraya da gelecek. Hatta zemine de dik ya. Merkez teğet çektikten dolayı tam teğet noktası da buraya denk gelmek zorunda. Devam burası 90 derece olmak zorunda. Ve her zaman suyla içinde bir kolonya var. Kolonya ile şey zemine paralel olduğunu da biliyoruz. Paralel olduğundan dolayı yöndeştikten dolayı da 90 derece de burada da yapıştırabilirdik. Peki kolonyanın yüzey alanı. Aa, buradaki kolonyanın yüzey alanı. Bir miktar kolonya kalmıştır. Kolonyanın yüzey alanı 144 pi birim kare olduğuna göre. Yani kolonyanın şu yüzey alanı, şu üst, üst yüzeyinin alanı demek istemiş galiba burada. O zaman burada bu yüzey alanından bahsedelim. Pi r kare eşittir. 144 pi ise pi'ler sadeleşti. R'yi de buradan 12 olarak buluruz. Yani burası 12 çıktı. En etkili silahımız yarı çap. Hemen çizdik yarı çapı. Yarı da 13 olduğunu biliyorduk. 12, 13, 3 5, 12, 13 üçgeninden burası 5 çıktı. Ee, yarı çap uzunluğu. Bak burası da yarı çap. Burası da 13. O zaman buraya kaç kaldı? 8 kaldı. 5'i burada olduğu için 13'ten 5 çıkınca 8 kaldı buraya. Evet kolonyanın yerden yüksekliği soruluyor bize. Yani şu uzunluk soruluyor bize. Cevap böylelikle 8 çıkar. Örnek 6'yı 8 olarak buluruz. Geldik örnek 7'ye. Yan alan 60 pi birim kare olan bir dik konu içerisine yerleştirilebilen en büyük kürenin hacmi verilmiş bize. Hmm. Şöyle bir küreyi çizeyim bakayım. Önce bir konuyu çizeyim. Sonra bunun içine en büyük küreyi nasıl yapabilirim? Hocam buraya teğet olursa küçük olur. Şu merkeze teğet olması lazım. Merkeze teğet olan küre aynı zamanda yan yüzeylere de teğet olması lazım. Bu kürenin hacmi verilmiş. Kürenin hacmi 4 bölü 3 pi r küp eşittir. 36 pi ise pi'ler sadeleşti. Hocam 9, 3 k 9, 27 r küp 27 ise r'yi 3 olarak bulduk. Evet r 3 oldu. Merkez teğet çektik yapalım hatta burası 3 oldu. Sonra yan al alan verilmiş. Koninin taban çevresi. Oo, koninin taban çevresi. O da 2 pi r ya. Şunun yarı çapına da büyük R diyeyim istersen. Şuradaki yarı çapa büyük R dedim. 2 pi R eşittir 12 pi ise o zaman R'yi de buradan ne bulduk o zaman? 6 bulduk. Evet R dediğimizde 6 oldu. A hocam çemberde biz şunu biliyoruz. Çember bilgilerini kullanacağız. T T olunca bunlar birbirine eşit oluyordu. O zaman bu 6 ise e burası 6 ise burası da 6 olacak. E sonra başka ne yapacağız burada? Yanal alanında 60 pi vermiş. O zaman yanal alanında kullanalım. 60 pi eşittir piril. Pi çarpı R. R'si 6. L'sini biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Buradan da L'yi kaç buluruz? 10 buluruz. L 10 çıktı. O zaman buraya kaç kaldı? 4 kaldı. Bizden ne isteniyor? Bizden şu isteniyor. Kürenin teğet olduğu noktanın ana doğru üzerinde yani şuradaki noktanın ana doğru üzerinde ayırdığı doğru parçaların uzunlukları çarpımı nedir diye soruluyor. Yani 6 ile 4'ün çarpımı isteniyor. O zaman 6 kere 4 kaç çıkar? 24 çıkar. Örnek 7 de güzel bir soruydu, cevap 24 oldu. Geldik küre dilimine. Yani karpuzu kesme şeyini düşün. Karpuzu kestiğiniz zaman bir dilim oluşturuyorsunuz ya. tabii. karpuz küre şeklindeyse, işte oradaki dilimden bahsedeceğiz şimdi size. Evet, şu şekilde bir dilim kestiğimiz zaman tam da merkezinden geçecek şekilde yani çapına kadar kestiğimiz zaman şöyle bir dilim oluşuyor. Bu dilimin alanı nedir, hacmi nedir ondan bahsedeceğiz. Yani şöyle bir dilim oluştu. Bak dikkat et. Hop şöyle bir şey oluştu. Burada da şöyle bir şey oluştu. İşte bu küre diliminin yüzeyi alanı falan filan bahsedilirse. Yani buradaki merkez açımız alfaysa hacminden bahsedecek olursak ilk önce. Hacim dediğimiz olay nedir? Hocam 4 bölü 3 pi r küptü. Yarı çap r ise pi r küptü. E bu merkez açısı alfaysa o zaman alfa bölü 360 diyeceğiz. Hani bizim dairedeki alandaki gibi. Burada da 4 bölü 3 pi r küp bulduktan sonra alfa derecelik kestin ya Alfa bölü 360 katı olacak. Evet bunun hacmi bu. Hacimde sıkıntı yok. Peki alanı bulurken ne yapacaksın? Hocam alanı bulurken de normalde 4 pi r kareydi alan. E alfa bölü 360 bana şu sarı yüzeyinin alanını ver. Bak burası sarı alan oldu. Ama hocam ben bunu kestim ya parça olarak çıkarttım ya. Ekstradan burada bir yarım daire arkasında da bir yarım daire yüzeyi oluşmadı mı? İki yarım daire. Evet 2 yarım daire tam bir daire yapar bir de pi r kare deyip tam daire şeklinde hesaplayabiliriz. Yani yarım daireden kaç tane var? İki tane var diyeceğiz. O da tam bir daire yapıyor. Evet bu kadar basit. Yani 4 bölü 3 hacmi bulup alfa bölü 360 ile çarpıyorsun. A alfalık bir dilim aldığımız zaman. Alanı da bulurken de yine alfa bölü 360 ile bulup sarı alanı bulmuş oluyorsun. Ama iki tane de ne oluştu? Yarım daire oluştuğu için tam daireydi. Oraya koymak zorundayız. İşte burada yazıyor zaten bak 4 bölü 3 pire küp alfa bölü 3, 64 4 pire kare alfa bölü 360 ve pire kare şeklinde yapıyor. Bunları ezberleme yorum gücünle kendin şekli görerekten kendin oradaki alanı hesaplayacaksın. Sakın gidip de hocam bunun alanı bu bu acmi de bu dersen eğer Ya yani işiniz bayağı bir sıkıntıya girer. O yüzden hiç ezberleme kendi yorum gücünü soruda kullan. Genel formülü bilip genel formülü burada yorumlayacaksın. Tek yapman gereken bu. Evet hemen örneğe bakalım. Yarı çapı 6 birim olan küre şeklindeki karpuzdan yukarıdaki dilim kesilerek çıkartılıyor. Buna göre karpuz dilimin alanının nedir diye soruluyor. Yani aslında dilim derken şöyle bir şey ve şöyle bir şey oluştu. E bunun alanını hesaplarken 4 pi r kare. R 6 ya. R kare hesapladın. Tüm küre yüzeye alanını buldun. Ama 30'luk dilim kesiyorsun ya. 30 bölü 360 diyeceksin. Artı bir de ne var? Hocam artı bir de şuradaki alan yarım dairenin alanı arkadaki yarım dairenin alanı bir de tam dairenin alanını da hesaplayacaksın. O zaman artı tam dairenin alanında diyelim. O zaman tam dairenin alanı da pi r kare yapar. E o zaman burada hocam sıfırlar sadeleşsin 36'lar sadeleşsin 4 kere 3, 12 pi burada artı 36 pi burada topladığımız zaman da kaç yapıyor 48 pi yapıyor. Ezber var mı yok tamamıyla yorum. Tabi şekil buradaki şekil daha güzel bir şekilde çizilip sizin karşınıza şu şekilde çizilip konsaydı daha rahat bir şekilde sonuca ulaşabilirdiniz. Hatta böyle iki tane yüzeyi böyle gözükseydi yani şöyle bir şey ben çizebilir miyim şu anda? Vallahi bilemedim. Şöyle ve şöyle olacak şekilde görünmüş olsaydı bir de şöyle heh, şöyle çizilmiş olsaydı daha rahat görürdünüz. Şu arkadaki küre yüzeyinin 30 derecelik alanı bir de iki yarım dairede bu şekilde olur derdiniz. Sonuçta daha rahat bir şekilde ulaşırdınız. Okuldaki sınavınızda çıksa şekil çok güzel bir şekilde çizilmeli çıkar. Ya da ÖSYM'de çıksa şekil çok çok daha orijinal bir şekilde karşınıza çıkar. Aynen benim şu şekilde çizdiğim gibi. Hatta böyle bir böyle bu yüzlü gösterirler bir de öbür yüzlü gösterirler böyle. E, garantiye almak için iki şekli de sizin karşınıza koyarlardı. Neyse cevap 48P çıktı örnek 8'de. Evet geldik örnek 9'a. Şekildeki dikdörtgenler prizması biçimdeki dolabın içine gömülü çeyrek küre. Niye çeyrek hocam burası yarım küre değil mi? Hayır. Şunu şöyle yaptığın zaman bu alt tarafta yarım küre oluşturdu. Yarımın yarısı. E bir yarımın yarısı ne yapıyor? 1 bölü 4 yapıyor. Yani çeyrek küre yapmış oluyor. O yüzden bu çeyrek küre oldu burası. Tamam. Çeyrek küre bu şekilde. Dolabın boyutları 120, 120 ve 100 olarak verilmiş. Can Usta 60 santimetre yarıçaplı çaplı boyu. Bak 60 santimetre. Şurası 60 santimetre, burası da 60 santimetre yarı çaplı boyu. Yerine koymak için dolapta boşluk bırakmıştır. E, bu haliyle dolabın hacmi nedir? E ne yapacağız? Büyük hacimden A çarpı B çarpı C değil mi burası? Evet. Yani 100 çarpı 120 çarpı 120'den neyi çıkartacağız? Çeyrek küreyi çıkartacağız. 4 bölü 3 pi reküp. 60'ın kübünün çeyreğini çıkartacağız arkadaşlar. Tamam. Çeyrek küre olduğu için kürenin hacmini 1 bölü 4 ile çarpacağız sadece. Tamam. E o zaman kaç desimetre küptür diye soruluyor bize. Ya bunları santimetre olarak vermiş ya desimetreye çevirelim. Sıfırları atalım şöyle. E, bu da 60 santimetreydi. Altının kübü diyelim böyle işimiz daha kolay olsun. O zaman burası 144 yani 1440 yaptı burası. Eksi. E, burada sadeleştirmelerde 4'ler sadeleşti. Bu da Hani 6 çarpı 6 çarpı 6 ya. Şu 6 ile bir tanesi sadeleşecek 2. 36 çarpı 2 72 yaptı. Yani burası 72 pi mi yaptı? Evet. Yani cevabımız böylelikle 1440 eksi 72 pi şeklinde oldu. Örnek 9'u da bu şekilde bulduk. Geldik örnek ona. Aşağıdaki şekilde bir dik silindirin içine silindiri ve birbirine teğet olan iki küre yerleştirilmiş. Arkadaş çember muhabelisi yap. Çemberler birbirine değindi diye Merkezleri birleştiriyorduk. Burası da 2. Burası da 2. E o zaman burası toplamda kaç yaptı? Hocam şöyle çizecek olursak toplamda burası 2, 4, 6, 8 yaptı. Yarı çap kaç yaptı o zaman silindirin? 4 yaptı. Evet silindirin yarı çapını bulduk. Zaten burada vermiş de bize. Sıkıntı yok. Evet. Burada ne var böyle? Silindirin içerisine bir miktar su dolduruluyor ve su seviyesi kürenin merkezine denk geliyor. Buna göre silindirdeki suyun hacmi nedir diye soruluyor. Tam merkezine denk gelmiş ya. O zaman ne yapacağım? Şu kadarlık silindirin yüksekliği bu kadar olan silindirden ki yükseklik merkez çektik deyince 2 yapıyor. Yani yükseklik 2 yaptı. Evet, yüksekliği 2 olan silindir yarıçapı da 4 ya. Pi 4'ün karesi çarpı 2 yapıyor. Neyi çıkartacağım? Hocam şuradaki yarım küreyi ve buradaki yarım küreyi çıkartırsam eğer çünkü suyun içinde olan kısmı yarım küreler. 2 tane yarım küreyi çıkartırsam içindeki suyu bulmuş olurum. Tekrar söylüyorum. 2 santimetre yüksekliğinde İçinde de iki tane yarım küre var. Yani silindirin 2 cm yüksekliği silindirin içerisinde. Bu iki yarım küre olduğu için iki tane yarım küreyi çıkartacağım. İki tane yarım küre. 4 bölü 3 pi r küp. 2 iki ya. 2'nin kübünün bir de yarısı diyeceğim. Yani çarpı 1 bölü 2 diyeceğim. İki tane yarım küre. E buradan ne geldi? 16 çarpı 2 32 pi geldi buradan. Şuradan şunlar sadeleşsin. Sonra burası da 8 yaptı. 4 kere 8 32 pi bölü 3 yaptı. Evet eksi 32 pi bölü 3 dersem şu 3 tane 32'den bir tane 32 çıkartınca 2 tane 32 kalır. O da kaç yapar? 64 pi bölü 3 mi yapar cevap? Evet. Yani böylelikle örnek konuda 64 pi bölü 3 bulduk. Geldik bir sonraki soruya. O güzel. Yarı çapı 3 birim olan küre ile taban yarı çapı 3 birim olan. Bak koniyi. taban yarı çapı 3 birim olan koniyi e, birleştirildiğinde bu şekilde bir cisim şekil 1'deki gibi zemine oturulduğunda içindeki su yarım küreyi tam olarak doldurmaktadır. E, buradaki su buraya gelmiş. E bunun hacmiyle bunun hacmi ne diyeceğiz? Birbirine eşit diyeceğiz. Buradaki hacmindeki yarı çap biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Cisim şekil 2'deki gibi ters çevirdiğinde ise içindeki su seviyesi koninin yüksekliğinin 3'te 2'si olmaktadır. Bak 3'te 2'si. Hocam yükseklik 3'te 2'si oluyor. Yani yükseklik 3K ise eğer ya da 3H ise eğer 3'te ikisi ne oluyor? 2 aç oluyor. O zaman buraya da haş kaldı. Hocam benzerlik 2 bölü 3'den dolayı yani 2 3 eşittir r bölü 3 benzerlik yapıyorum. R'yi de buradan kaç bulurum? 2 olarak bulurum. E hocam bunun yarı çapı kaçtı? Hocam bunun yarı çapı 3'tü. E, buraya kadar kısmı da 3 değil mi? Evet. Bak kürenin yarı çapı, koninin yarı çapı aynı. E, tamam burası 3. E, o zaman burada bir şeyleri kullanabilir miyiz? Dur bakayım koninin yüksekliği kaç birimdir diye soruluyor bize. Hmm. Hadi eşitleyelim bakalım. Şuradaki yarım küre. Hocam 4 bölü 3 pi r kübün yarısı neye eşit olacak? Şuradaki suyun hacmine eşit olacak. Yani pi r kare çarpı 2h bölü 3'e eşit olacak. Ucu sivri olan şekillerde bölü 3'tü unutma. E o zaman burada gerekli sadeleştirmeleri yapacak olursak. Hocam 3'ler sadeleşti. Buradaki 4 ile buradaki 4 pi'ler de sadeleşti. O zaman burada ne kaldı? 9 değil 27 bölü 2 kaldı. Eşittir 2H yaptı. O zaman H da buradan ne yaptı? 27 bölü 4 yaptı. Değil mi? Bölü 2 olarak geldiğine göre. Evet H'ı 27 bölü 4 bulduk. Bizden ne isteniyor? Koninin yüksekliği. Koninin yüksekliği de 3H. Yani 3H dediğimizde 3 çarpı 27 bölü 4'ten cevap 81 bölü 4 çıkar mı? Çıkar. Yani ne demişse yaptık hepsini. Kendiliğinden geldi. Yalnız burada bak kesik koni şeklinde bir şey çıktı. Kesik konide de benzerlik yapacağımızı biliyorduk. Şuradaki kesik koninin yarı çapını bulduk. Hacimleri eşitledik. Olay bitti. Sulu sorularda V suları eşitlemeyi unutma. Bunu zaten prizmalarda da yaptık. Konide de yapıyoruz. Yani hatta burada kürede de yaptık. Gördüğün üzere. Evet örnek 11. 81 bölü 4. Geldik örnek 12. Dik dairesel silindir biçimindeki bir kabın içine çekildik gibi kabın tabanlığıyla çakışan yarım küre biçimindeki bir demir parçası yerleştirdikten sonra kabın kalan kısmı suyla doldurulmuş. Evet su Silindirle yarım kürenin arasında kalan kısımda değil mi? Evet. O zaman V suyu ben şöyle yazabilirim. Yüksekliği h diyecek olursam silindirden pi r kare çarpı h'dan neyi çıkartacağım? 4 bölü 3 pi r küpün yarısını çıkartacağım. Yani yarım küreyi çıkartacağım. Bu V su eşit. Sonra suyun hacmi demir parçasının hacminin yani şuradaki demir parçasının hacminin yani V su yarım kürenin hacminin ve yarım kürenin hacminin kaç katıymış? 5 katına eşitmiş. O zaman bu V yarım küre. 4 bölü 3 pi r küpün yarısı 1 bölü 2 çarpı 5 mi diyeceğiz? E. e o zaman bunlar birbirine eşit. Şunu öbür tarafa atayım. Hocam 4 bölü 3 pi r küp 1 bölü 2. 4 bölü 3 pi r küp 1 bölü 2 5. Yani şuraya bir elma diyecek olursam. Elma burası. Burası da elma. 5 elma. Eksi elma artı elma diye gitti. O zaman 6 tane 4 bölü 3 pi r küp 1 bölü 2 mi yapıyor? Evet. Yani pi r kare h 6 tane 4 bölü 3 pi r küp çarpı 1 bölü 2 yaptı. Yani elma dedim. Eksi elma artı elma diye geçti. 5 elma artı elma 6 elma yaptı burası. Gerekli sadeleştirmeleri yapacak olursak. Hocam pi'ler gitti. R kare gitti. Burada 2 tane r gidince 1 tane r kaldı. Burada sadece h kaldı. Yani h eşittir. Sadeleştirme 2 kere 3 6 buradaki 6 ile sadeleşti. Yukarıda sadece 4 kaldı. Yani H'ı böylelikle 4 bulduk. H 4 ama R. Burada bir de R vardı. O H 4 R'ye eşit oldu. Bizden ne isteniyor? Kabın yüksekliğinin kürenin çapına oranı. Yani yarı çapı R ise çapı da 2 R'dir. E H 4 R ya. 4 R bölü 2 R isteniyor. Bu da kaç çıkar o zaman? 2 çıkar. Yani kaçıncı soru bu? 12. soruyu böylelikle 2 bulduk. Ve bu dersin sonuna geldik. Son 2 sayfamız kaldı. Son 2 sayfayı da ne yapıyoruz? Bir sonraki derse bırakıyoruz. O zaman ediyoruz? Bir sonraki ders. Yani kürenin konu anlatımının son dersinde. Yani konu anlatımında geometrik konu anlatımının son dersine geldik. Bir sonraki derste anlatacağız onu da. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.